GRT TV'den iyi akşamlar sevgili izleyenler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep savunmasından yadigar olan anlamlı bir vesikayı Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi'ne kazandırdı. Başkan Şahin, Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde bulunan Antep savunmasına şehit olan Ermaraşlı Hüseyin'in kanıyla sulanan şiiri ve nişanlısı Emine'nin saçını Gaziantep'e getirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan şehre gazilik unvanını kazandıran Antep savunmasını anlatan Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi kıymetli bir evra ev sahipliği yapacak. Antep savunmasına şehit olan Ermaraşlı Hüseyin'in nişanlısı Emine'ye yazdığı şiir, Emine'nin bir tutam saçıyla enstitüye emanetleri teslim eden Yüzbaşı Kilisesi Aslan Bey'in tutanağını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erkan İbiş'ten teslim alarak müzeye kazandırdı. Çok teşekkür ederim. Koruduğunuz için, bugüne kadar götürdüğünüz için üniversiteye çok teşekkür ederim. Ben öncelikle Sayın Rektörüme, değerli üniversitemize, enstitümüze, değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şu anda biz 100. yıla gidiyoruz. Kurtuluşun 100. yılına gidiyoruz. Gaziliğin 100. yılına gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde diriliş ve direnişle ilgili, kurtuluşla ilgili çok önemli bir çalışma yapıyoruz. Bunu taşlandırmak için de bir önemli 25 Aralık Panoramik Müzeyi 5 yıldan beri çalışıyoruz. Dünyanın en güzel panorama müzesini yapmak için yola çıktık. 1453'ü inceledik. Dünyadaki iyi panoramik müzeleri inceledik. Ve bize göre şu an daha da onların üzerine koyarak Anıtkabir'i çalışan bu ressamla bizi 25 Aralık'a götüren o müzeyi tamamlamak üzereyiz ve Şahin Bey'in ölüm yıl dönümünde bu ay açılışını yapacağız. Tabii içerik çok önemli. Özellikle Emo'nun saçına baktığınız zaman, kanlı mektuba baktığınız zaman bir şehidin elindeki bilgileri nasıl belgeselleştirdiğini, Aslan Bey'in bunu alıp nasıl bir İnkılap Müzesi'ne gönderdiğini, enstitüye gönderdiğini ve buradan nasıl bir bize tarih çıktığını gösteriyor. Bunu Şehit Hüseyin'in şehit olduğu yerde Gaziantep'te Panorama Müzesi'nde özel bir alanda sergileme talebimiz vardı. Bu talebimizi yerine getirdiği için hakikaten Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve hakikaten milyonlarca bilim insanının yetiştiği bu üniversiteye, kıymetli rektörüme, Sayın Başkanıma müteşekkiriz. Bu eseri alıp Panorama Müzesi'ne götüreceğiz ve bizi 25 Aralık'a götüren, bizi 100 yıl önce, bizi özel bir Çanakkale'de yaşananın aynısını yaşandığı bu tarihimizi çocuklarımıza, gençlerimize çok daha iyi anlatacağımız bir eseri hep birlikte ülkemize kavuşturmuş olacağız. Bize verdikleri destekten dolayı şahsım, şehrim, ülkem ve millet adına müteşekkirim. Çok teşekkür ederim. Ben de Sayın Bakanımıza, değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Güzide şehidimiz Gaziantep'in kahramanlığını bütünleştiren, günümüze taşıyan Panorama Müzesi'nde bizim bir ürünümüzün, bizim arşivimizdeki bir ürünün sergilenmesinden dolayı çok mutluyuz. O ürün kelimesini zenginleştirmek gerekir. Sayın Bakanım, Sıtkı Bey ve Temuçin Hoca'ya çok detaylı bahsettiler ama orada şehidimiz var, kahramanımız var, onun duyguları var, düşünceleri var, sevgilisi var, kanı var, sevgilisinin saçı var. Aslında Türkiye'nin ruhu var, kahramanlığın ruhu var, o istiklalimizin ruhu var. O bağlamda çok daha önemli, sergilenmesi de bizim için çok önemli. Biz de şöyle gururluyuz, Cumhuriyet'in ilk üniversitesi, bizzat Büyük Atatürk tarafından kuruluş talimatı verilmiş Ankara Üniversitesi'nin ismini taşıyan bir sergi olması bizim için de çok önemli. Bizim için çok kıymetli bir eseri oraya veriyoruz. Onu en iyi şekilde koruyacak olan da sizler olduğunu biliyoruz. Şehit kanıyla sulanmış şiir, Antep savunmasında dört yerinden yaralanan Maraşlı Hüseyin'in şiirde M olarak kısalttığı Emine'ye duyduğu aşkı anlatıyor. Son nefesini vermeden önce komutanı Yüzbaşı Kilisesi Aslan Bey'in nişanlısı için yazdığı şiiri veriyor ve koynunda bulunan Emine'ye ait saçlarla gömülmek istediğini söylüyor. Savaşın kargaşasında Hüseyin'in bu vasiyetini Yüzbaşı Aslan Bey uygulayamıyor ve bu emanetleri Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü'ne teslim ediyor. Değerli izleyenler, koronavirüse karşı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında
Şehit Kamil Belediyesi hizmet binası detaylı bir şekilde dezenfekte edildi. Şehit Kamil Belediyesi düzenli olarak ilçe geneli yürüttüğü temizlik ve dezenfekte çalışmalarını koronavirüs sonrası arttırdı. Koronavirüse karşı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında Şehit Kamil Sanat Merkezi, gençlik kütüphaneleri, aile merkezleri ve spor merkezlerine yürütülen faaliyetlere ara veren Şehit Kamil Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehit Kamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren tüm birimleri periyotik olarak dezenfekte eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Şehit Kamil Belediyesi hizmet binasını dezenfekte etti. Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Halkımızın sağlığını çok önemsiyoruz. Halkımıza hizmet verdiğimiz tüm birimlerimizi detaylı şekilde periyotik olarak dezenfekte ediyoruz." dedi. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarparak yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden durmayarak kaçtı. Çocuğa çarparak yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü olay yerinde durmayarak kaçtı. Kaza İslahiye ilçesinde Reyhanlı Caddesi kavşağında meydana geldi. Annesiyle beraber eve gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki Mehmet Y'ye otomobil çarptı. Çarpma etkisiyle yola düşen çocuk yaralanırken sürücü ise kaza yaptığı otomobille olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı çocuk İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından inceleme başlatan polis ekipleri kaçan aracı belirledi. Ekipler yaptığı çalışmada aracın sürücüsü olduğu ileri sürülen Abdullah T'yi yakalayarak gözaltına aldı. Değerli izleyenler, 33 yaşındaki Hacer Bülbül 16 yaşında evlendirildi, 2 defa kanseri yendi. Üst üste acılar yaşayan genç kadın tüm olumsuzluklara rağmen direndi. Yaşamak için mücadele etti. 33 yıllık hayatına o kadar acı sığdırmasına rağmen hiçbir zaman pes etmedi Hacer Bülbül. 17 yaşında anne oldum. Çok erken yaş olduğu için hatta tümör zannettiler, gönderdiler Gaziantep'e. Yani alalım istersen dedi. Hocam hayır dedim yani. 2,5 aylık hamileyken ikiz olduğunu öğrendim. İkiz çocuk sahibi olacaktım ve ben daha 16 yaşındaydım hamile olduğumu öğrendiğimde. İslahiye ilçesine bağlı Kerkük köyünde 8 çocuklu ailenin son çocuğu olarak dünyaya gelen Hacer Bülbül, annesinin rahatsızlığı nedeniyle ilkokul döneminde okulu bıraktı. 16 yaşında görücü usulüyle çocuk yaşına rağmen gelin, 17 yaşında ikiz çocuklara anne oldu. 21 yaşına geldiğinde ise tiroid kanseri olduğunu öğrendi. Oldukça zor geçen tedavi sürecinde 7 yıldır evli olduğu eşin ayrılma talebiyle 22 yaşında kocasından ayrıldı. Her şeye rağmen ben bir anneydim ve ayakta durmam gerekiyordu. Daha sonrasında istediğim şey oldu. Yani ben istiyordum onu. Kanser hastalığına yakalandım. Tiroid kanseri, papiller SEA. Tabii ilk etapta duyduğunuz zaman kanser dendiğinde hani papiller SEA vesaire ilgilenmiyorsunuz onunla. Kanser misiniz? Evet kansersiniz. Tamam ben öleceğim gözüyle bakıyorsunuz. O hastalığı öğrendikten sonra çocuklarıma bir mahcubiyetim oluşmaya başladı. Bunu ben istemiştim işte çok mu erken oldu gibi falan. Çocuklar 4 yaşındaydı yakalandığımda. Çocuklarım 6 yaşındayken ayrılık oldu. Hastalıkla birlikte evliliğim bitti. Hastalıkla birlikte çocuklarımı kaybettim. Hastalıkla birlikte boşandığım için kendi ailemden kaybettiğim insanlar oldu. Bir söz beni çok şey yapmıştı. Dul olarak geleceğine keşke cenazen gelseydi. Ailemden. Ondan sonra canını sıkma işte yakında evlenirsin. Yaşlı bir insan, herkesin eşi ölen insanlar var. Yani ben ayakta duramayacak pozisyondayım ama o dönem, bunlar söylendiği dönem. Zaten acı çekiyorum yani evlatlarımdan ayrılmışım, her şeyi kaybetmişim, hastalıkla savaşıyorum. O dönem tamamen bitti dedim ya, hayat, her şey bitti. Benim için artık son nokta. Genç kadın 31 yaşındaysa lenf kanseri için tedavi görmeye başladı. 2 yıl süren tedavi sürecinde ikinci kez kanseri yenmeyi başardı. Hastaneye geldiğimizde sonuçlar çok enteresan şekilde yüksek çıktı değerlerim. Babam odadan çıktığında bana sarılıp da seni azat ediyorum dedi. Yılda bir de olsa sana sarılabileyim. Ama söz ver yaşayacağına. O gün babamın desteği, o gün babam benim elime balyozu verdi. Tamam mı?
Yık dedi ya. Tabuları yık, ben senin arkandayım dedi. Babam da annem de. Her zaman babamın varlığını ve gücünü yanımda hissettim. Daha sonrasında yeni bir hayat başladı benim için. Yeni bir dönem. Tedavi devam ediyor. Ama mesela ben çıktım. Köy yerinden hiç evlenmemiş olarak çıkmak bile çok zorken, iş için, çalışmak için. Ben evlenip ayrılmış bir kadın olarak çıktım. Ayrıldıktan yani toplam 2-3 yıl sürdü. Ben ayrıldıktan 1 yıl sonra kanser bitmişti, tamamen bitmişti. Tüm zorlukları aşan Hacer Bülbül iş hayatındaki merdivenleri de hızla tırmandı. Birçok branşla çalıştıktan sonra yaşam koçu olmaya karar verdi. Kendisine bir danışmanlık şirketi de kuran Bülbül mesleğinde arda arda ödüller alıyor. Üniversitelerde ise bilgi ve tecrübeleriyle eğitimler ve seminerler veriyor. NLP eğitimi aldım. Eğitim öğrenci koçluğu aldım. Kurumsal yönetici koçluğu aldım. EFT teknikleri eğitimlerini aldım. Eğitimlere doyamamaya başladım. Çünkü kendimle tam tanışma noktam oydu aslında. Evet, şu an bu kadar şey yaşamış olabilirim. Evet, çok acı çektim. Çok acı çektim. Öldüm bittim denilecek kadar acılar çektim. Ama hiçbir zaman pes etmedim. Bütün kadınlara sesleniyorum. Hayatınızda her şeyi yaşayabilirsiniz. En acı şeyleri de yaşayabilirsiniz. Ama dönüp ağlamayın. Sevgili izleyenler, bu haberimize birlikte bülteni noktalıyoruz. Bülteni noktaladığımız gibi haftayı da kapatıyoruz. Tekrar görüşünceye dek bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.